De ki, elbette sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, şüphesiz sizinle karşılaşıp buluşacaktır. Sonra gaybı da, müşahede edilebileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yaptıklarınızı haber verecektir. Yeryüzünde yaşayan her insanın hayatında kaçınılmaz bir gerçek vardır. Bu gerçek, en sevdiklerinizi ve sizi bir gün yakalayacak. Belki şu an ya da birkaç saat, birkaç gün, birkaç ay ya da birkaç yıl sonra. Evet, ölüm gerçeğinden söz ediyoruz. Gücü, sosyal statüsü, maddi durumu ve eğitimi ne olursa olsun, her insan ölüm gerçeğiyle karşılaşacak. Hiç ölmeyeceklerini düşünen firavunlar, Nemrutlar, Ebu Cehiller hep bu gerçekle yüzleştiler. Pencerenizden dışarı bakın. Şu an yeryüzünde yaşayan insanların tamamı 100 yıl sonra hayatta olmayacak. İnsan böyle kaçınılmaz bir gerçekle karşı karşıya olduğu halde neden ölümü düşünmek istemez? Ya da ölüme bir hazırlık yapmaz? Bu filmimizde ölümü ve ölümden sonra yaşanacakları Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere aktarmaya çalışacağız. Yaşlılığın düşündürdükleri. Allah sizi yarattı, sonra sizi öldürüyor. Sizden kimi de bildikten sonra bir şey bilmesin diye ömür en aşağı ucuna, yaşlılığa geri çevrilir. Şüphesiz Allah bilendir, her şeye güç yetirendir. Yaşlılık, çoğu zaman düşünülmek istenmeyen, hayata dair planlara dahil edilmeyen bir dönemdir. İnsanlar fiziksel bir takım acizlikler içinde geçirecekleri yaşlılık dönemini mümkün olduğu kadar akıllarına getirmemeye çalışırlar. Zaman zaman konusu açıldığındaysa korku ve endişeye kapılırlar. Ama kısa bir süre içinde hiçbir şey yokmuş gibi günlük yaşamlarına devam ederler. Yaşlanacaklarını akıllarına getirmek istemeyişlerinin en büyük nedenlerinden biri, bu düşüncenin dünyada sonsuza dek var olamayacaklarını kendilerine hatırlatıyor olmasıdır. Bu yüzden eninde sonunda karşılaşacakları bu dönemi çok az düşünürler. Önlerinde uzun seneler olduğunu, yaşlanmanın ve ölümün çok ileride olacağını varsayarlar. Bu insanların düştüğü yanılgı çok büyüktür. Çünkü kaç yaşında olursa olsun, yetişkin her insan dönüp geride kalan hayatına baktığında aklında belli belirsiz hatıraların kaldığını görür. Çocukluk ve gençlik dönemlerinde başından geçen iyi ve kötü olayları, onu heyecanlandıran şeyleri, aldığı önemli kararları, hırsını yaptığı, ulaşmak için yıllarını verdiği amaçları daha sonra zorlukla hatırladığında onun için hepsi birer anıdan ibarettir. Bu nedenle çoğu zaman koca bir hayatı anlatmak en fazla birkaç saat alır. Bu dünyanın geçiciliği ve insanın belli bir hikmet üzerine yaşlılık dönemine ulaştırıldığı aşağıdaki ayette açıkça ifade edilir. Ey insanlar! Eğer dirilişten yana bir kuşku içindeyseniz, gerçek şu ki biz sizi topraktan yarattık. Sonra bir damla sudan, sonra bir alaktan. Sonra yaratılış biçimi belli belirsiz bir çiğnem et parçasından. Size kudretimizi açıkça göstermek için. Dilediğimizi adı konulmuş bir süreye kadar rahimlerde tutuyoruz. Sonra sizi bebek olarak çıkarıyoruz. Sonra da erginlik çağına erişmeniz için sizi büyütüyoruz. Sizden kiminizin hayatına son verilmekte, kiminiz de bildikten sonra hiçbir şey bilmeme durumuna gelmesi için ömrün en aşağı ucuna geri çevrilmektedir. Yeryüzünü kupkuru ölü gibi görürsün. Fakat biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir, kabarır ve her güzel çiftten bitirir. İnsanın ölümü.
her nefis ölümü tadıcıdır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Her gün ölüme biraz daha yaklaştığınızın farkında mısınız? Ölümün size de diğer insanlara olduğu kadar belki de daha yakın olduğunu biliyor musunuz? Dünya üzerinde şu ana kadar yaşamış, şu anda yaşayan ve bundan sonra yaşayacak olan her insan istisnasız olarak ölümle karşılaşacaktır. Ancak bu kesin gerçeğe rağmen insanlar her nedense kendilerini bu sondan uzak görebilmektedirler. Dünyaya ilk kez gözlerini açan ve dünyaya gözlerini son kez yuman iki insan düşünün. Ne yeni doğan bebek doğumuna müdahale edebilmiştir, ne de ölen kişi kendi ölümüne. Sadece Cenab-ı Allah bu güce sahiptir. Dilediği zaman yaratır, dilediği zaman geri alır. Bütün insanlar belirlenen bir süreye kadar yaşayacaktır ve daha sonra ölecektir. Kur'an-ı Kerim'de bu gerçek şöyle bildirilmiştir. De ki, elbette sizin kendisinden kaçtığınız ölüm şüphesiz sizinle karşılaşıp buluşacaktır. Sonra gaybı da müşahede edilebileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yaptıklarınızı haber verecektir. Birçok insan ölümü düşünmek istemez. Aynı zamanda günlük uğraşıları da insanı bambaşka şeyler düşünmeye sevk eder. Hangi okulda okuyacağı, hangi işte çalışacağı, ne giyeceği ve ne yiyeceği onun için daha önemlidir. Çünkü hayatın bunlardan ibaret olduğunu düşünür. Kendisinin yaşlanınca öleceğini, en az 50-60 yıl daha yaşayacağını hesaplar. Genç yaşında böyle iç karartıcı konularla meşgul olmak istemez. Halbuki bir saniye sonra yaşayabilme garantisi bile yoktur. Her gün gazetelerde, televizyon kanallarında ölümle ilgili haberler bolca yer almakta, yakınlarının ölümlerine tanık olmaktadır. Ama bir gün kendi ölümüne de başkalarının tanıklık edeceğini, kendisini de böyle bir sonun beklediğini düşünmez. Oysa ki ölüm insana geldiğinde hayata dair her tür gerçeği yerle bir eder. Geriye sizden hiçbir şey bırakmaz. Şu anki halinizi, gözlerinizin açılıp kapanmasını, vücudunuzun hareket etmesini, konuşabilmenizi, gülebilmenizi, yani tüm hayati fonksiyonlarınızı düşünün. Sonra da ölümün akabinde ne hale geleceğinizi canlandırın gözünüzde. Hareketsiz bir şekilde etrafınızda olup bitenleri anlamayıp öylece yatacaksınız. Bedeniniz başka insanlar tarafından taşınacak ve bir et yığını olarak kabul edileceksiniz. Tabutunuzun konacağı mezar kazılırken siz gusülhanede görevli kişi tarafından yıkanacaksınız. Beyaz kefenle sizi saracaklar. Tahta tabuta konacaksınız. Camideki işlemler bittikten sonra mezara gidilecek. Üzerinde isminizin, doğum ve ölüm tarihinizin yazıldığı bir taş olacak. Kefenle birlikte sizin için kazılan çukura atılacaksınız. Üzerinize tahta konacak. Daha sonra da toprak. Toprak sizi iyice örttükten sonra işlem son bulmuş olacak. Mezarınızı ziyaretler ilk zamanlar daha sık olmakla birlikte sonraları yılda bir kez olacak. Daha sonraları hiç olmayacak. Üstelik bu ziyaretlerden sizin haberiniz dahi olmayacak. Yıllarca kullandığınız odanız, yatağınız boş kalacak. Cenazeniz kaldırıldıktan bir süre sonra da özel eşyalarınız ihtiyacı olanlara dağıtılmak üzere evinizden yollanacak. Yakınlarınız nüfus dairesine gidip sizin öldüğünüzü ve kaydınızın bu dünyadan silinmesini söyleyecekler. İlk zamanlar belki hatırlanacaksınız. Arkanızdan ağlayan birkaç kişi olacak. Ancak zamanın unutturucu etkisi ileriki yıllarda gitti.
ettikçe ağır basacak. Birkaç on yıl sonraysa koca bir ömür sürdüğünüz dünyada sizi hatırlayan pek kimse kalmayacak. Ama bununla birlikte öldükten sonra arkanızda bıraktığınız tüm aileniz ve tanıdıklarınız da yavaş yavaş bu dünya hayatından ayrılacağı için hatırlanıp hatırlanmamak pek bir şey ifade etmeyecek. Artık ölmeden önceki yaşamın bir saniyesine bile geri dönme imkanı olmayacak. Aileyle görüşme, arkadaşlarla buluşup eğlenme, en yüksek mevkiye gelme şansı da kalmayacak. Artık beden mezarda çürüyerek iskelet haline gelecek. Gariptir ki siz bu filmi izledikten sonra bile çok kısa bir süre sonra ölebileceğinize ihtimal vermeyebilirsiniz. Daha yapılacak, bitirilecek işlerin olması belki de ölümün sizin için henüz erken ve zamansız olduğunu düşündürüyordur. Oysa bu bir kaçıştır ve Cenab-ı Allah bu kaçışın fayda vermeyeceğini bildirmiştir. De ki, eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçış size kesin olarak bir yarar sağlamaz. Böyle olsa bile pek az bir zaman dışında metalanıp yararlandırılamazsınız. İnsan bilmelidir ki bu dünyaya yalın bir şekilde gelmiştir ve yine yalın bir şekilde gidecektir. Ama doğduktan hemen sonra ihtiyaçlarını gidermek için kendine sunulan nimetleri cahilce sıkı sıkıya sahiplenir, onları elde tutmayı hayatının en önemli amacı haline getirir. Oysa hiç kimse malını, mülkünü ya da sahip olduğu diğer şeyleri öldükten sonra yanına alamaz. Sonuçta beden birkaç metrelik beyaz beze sarılıp defnedilir. İnsan bu kısa dünyaya yalın gelir ve yalın gider. Kendisiyle birlikte ahirete varan tek şey Cenab-ı Allah'a olan inancı ya da inançsızlığıdır. Kıyamet günü. Ancak o, her şeyi batırıp gömen büyük felaket kıyamet geldiği zaman, o gün insan neye çaba harcadığını düşünüp anlar. Zaman ilerledikçe, kıyametin vuku bulacağı ana doğru hızla yaklaşıyoruz. İnsanların büyük bir çoğunluğu kıyamet vaktini kendilerinden çok sonraki nesillerin karşılaşacakları bir olay olarak düşünmektedirler. Burada şu gerçeği hatırlatmakta yarar vardır. Kuşkusuz bizlerden önceki nesiller de aynı düşünceyle hareket etmişler ve uzak gelecekteki bu olayı düşünmemişlerdir bile. Oysa dünya üzerinde ilk insanın yaratılışından itibaren yaşamış olan her kişi kıyamet günü gerçekleşen olaylara şahit olacak, Allah'ın huzurunda toplanacak ve hiç kimse içinde bir kaçış mümkün olmayacaktır. Üstelik bugünün siz günlük yaşamınıza devam ederken, gelecek için planlar yaparken olmayacağına dair bir garanti de yoktur. Kesin olarak gerçekleşecek olan kıyametin vaktini sadece Allah bilmektedir. Kıyamet günü Kur'an-ı Kerim'de haber verildiği üzere insanların alemlerin Rabbi için kalkacağı gündür. O gün canlılarla birlikte tüm evrenin yok olduğu dehşetli bir gündür. Bu yok oluş şimdiye kadar hiçbir yerde görülmemiş olaylar sonucunda gerçekleşecektir. O gün insanların, hayvanların, var olan her şeyin, kısaca kainatın ölüm günüdür. O gün Allah'ın yüce kudretinin açıkça görüldüğü ve insanların tümü tarafından idrak edildiği gündür. O gün inkarcılar için dehşet, korku ve acı dolu bir gündür. O gün daha önce yaşanmamış bir pişmanlık, korku ve aşağılanmanın hissedileceği gündür. Kıyamet gününün özellikleri Kur'an ayetlerinde çeşitli benzetmelerle ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Sura da üfürülmüştür. İşte bu, tehdidin gerçekleştiği gündür.
sura üfürülmesi, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de vaat ettiği kıyamet saatinin artık gelip çattığının haberidir. Bu ses, dünya hayatının bitişinin ve ahiretin başlangıcının sesidir. Dünyada kaldığı süre boyunca bu büyük günde göreceklerine karşı haberdar edilen ve verici hesapla uyarılıp korkutulan herkes, artık kendilerine vaat edilen gerçekle karşı karşıyadır. Hiç beklenmedik bir anda duydukları bu ses, daha önce duyulan seslere hiç benzemeyen bir sestir. İnsanlar kendilerine verilen sürenin son bulduğunu bu işaretten anlayacaklardır. Bu ses, küfre sapanların sonsuza kadar kesintisiz olarak yaşayacakları korku, dehşet ve yılgınlık dolu, zorlu bir günün başlangıcının habercisidir. Yer, o şiddetli sarsıntıyla sarsıldığı, yer ağırlıklarını dışarı atıp çıkardığı ve insan buna ne oluyor dediği zaman, o gün yer haberlerini anlatacaktır. Çünkü senin Rabbin ona vahyetmiştir. Kıyamet günü her canlının duyabileceği surun sesini, kulakları patlatan bir gürültü izler ve yeryüzü daha önce eşi benzeri görülmemiş bir sarsıntıya tutulur. Dev boyutlardaki dağlar, ağaçlar, gökdelenler, binalar, kısaca yeryüzünün her noktası aynı anda sarsılmaya başlar. Bundan önce hiç rastlanmamış bu sarsıntı karşısında insanlar büyük bir paniğe ve korkuya kapılırlar. En korkunç olansa bu sarsıntıdan kaçacak ya da sığınıp kurtulabilecek hiçbir yerin olmamasıdır. Çünkü bu sarsıntı daha önce insanların görmüş oldukları ve yalnızca belli bir bölge ya da şehirde meydana gelen saniyelerle hesap edilen depremlerin bir benzeri değildir. Bu kez yaşanan, hiçbir kaçışın olmadığı, aynı anda dünyanın dört bir yanında başlayan ve dünyayı yerle bir edecek olan bir sarsıntıdır. Dünyayı yerle bir edinceye kadar da son bulmayacaktır. En doğrusunu Allah bilir. Kıyamet günü insanların karşılaşacakları sarsıntıları Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirmektedir. O sarsıntının sarsacağı gün, arkasından onu diğer bir sarsıntı izleyecek. O gün yürekler dehşet içinde hoplayacak. Gözler zillet içinde düşecek. O anda artık yeryüzünde sahip olunan hiçbir şeyin değeri ve anlamı kalmamıştır. İnsanları aldatan her şey, lüks evler, dev gökdelenler, beş yıldızlı oteller, ömürleri boyunca hırsla paralar biriktirerek aldıkları ve üzerinde onca emek vererek yaptırdıkları ve düzenledikleri evler, saraylar, köprüler, dünyanın en ünlü yapıları, yüzyıllarca her türlü doğa olayına karşı yıkılmadan ayakta kalabilmiş piramitler, tarihi kaleler, şehirler, adeta deniz kenarına yapılmış kumdan kaleler gibi hızla çökeceklerdir. Umut bağlanan iş yerleri, lüks arabalar, kısaca dünya hayatında insanın sahip olduğu, sahip olmakla övündüğü tüm maddi zenginlikler bir anda yok olacaktır. İnsanların elde ettikleri şan, şöhret, itibar ve iktidarın hiçbir anlamı veya önemi kalmayacaktır. Dağlar kökünden sökülüp savrulduğu zaman. Bugüne kadar dünyada tespit edilmiş en büyük deprem 9.2 şiddetindedir. Ve bu şiddette bir deprem gerçekleştiği bölgeye çok kısa bir süre içerisinde büyük bir felaket getirir. Kıyamet günü yaşanacak sarsıntı ise Allah'ın dilemesi dışında dünyada o güne kadar eşi benzeri asla gerçekleşmemiş şiddette bir sarsıntıdır. Bu sarsıntı birer kazık gibi yerleşerek yeryüzünü şiddetli depremlere karşı koruyan dağların dahi dayanamayacağı kadar büyüktür. Yeryüzündeki en sağlam yapılar olan ve sarsılmaz sıfatını taşıyan dağlar yerlerinden oynatılıp altındaki toprakla birlikte kaymaya başlar.
denizler tutuşturulduğu zaman. Yaşanan olaylar sonucu karada olduğu gibi denizde de yaşam son bulacaktır. Normal şartlarda serinlik ve rahatlık hissi veren denizler bir anda etrafa müthiş bir sıcaklık yayacaktır. Denizlerde dev dalgalar yerine alev bulutları yer alacak, havadaki duman oksijeni büyük oranda tüketecektir. Uçsuz bucaksız denizlerin alev alev yanan ve şiddetle fokurduyan görüntüsü dünyanın geniş bir alanına hakim olacak ve pek çok felaketi de beraberinde getirecektir. Gözünüzde vahşi hayvanları canlandırmaya çalışın. Kaplan, aslan, kurt, çakal, ayı. Bu hayvanlar kıyamet günü meydana gelen olayların etkisiyle artık birbirleriyle mücadele etmeyi bırakacak ve bir araya toplanacaklardır. Binlerce vahşi hayvanın meydana getirdiği bu görüntünün ürkütücülüğü ise çok açıktır. Allah kıyamet günü doğa ve insan üzerinde çok büyük değişiklikler olacağını pek çok ayette anlatmıştır. Aynı şekilde vahşi hayvanlar da o zorlu günden çok fazla etkileneceklerdir. Bu gerçek Kur'an ayetlerinde şöyle bildirilir. Gebedeveler kendi başına terk edildiği zaman, vahşi hayvanlar toplandığı zaman. Kıyamet günü dünyadayken kendisine yapılan çağrılardan yüz çeviren, gerçek dost ve yaratıcısı olan Cenab-ı Allah'ı unutanların birbirlerinden kaçıp kurtulmak istediği bir gündür. Herkes kendi derdindedir. O dehşetli günde insanlar arasında hiçbir bağ kalmadığı Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirilir. Kişi o gün kendi kardeşinden kaçar. Annesinden ve babasından, eşinden ve çocuklarından. O gün onlardan her birisinin kendine yetecek bir işi vardır. Evet, bu alametlerin gerçekleşmesiyle birlikte artık insanlık tarihi sona ermiştir. Bütün zenginlikleri ve içinde yaşayan milyarlarca insanla birlikte dünyanın ve kainatın son anlarıdır. Artık her insan layık olduğu sonsuz yaşama adım atmaktadır. Yani cennet ve cehenneme. Cehennem azabı. İnkar edenlerin içinde sonsuza kadar kalacakları yer, insan bedeni ve ruhuna acı tattırmak için özel olarak yaratılmış olan cehennemdir. Çünkü inkar edenler suçludurlar ve işledikleri suç olabilecek en büyük suçtur. İnsanın kendini yaratan, can veren Allah'a isyan ve nankörlük etmesi tüm evrendeki en büyük suçtur. Cehennem bu suça karşılık Cenab-ı Allah'ın bu adaletinin yerine getirileceği mekandır. İnsan Allah'a kul olsun diye yaratılmıştır. Yaratılış amacını reddederse karşılığını görür. Allah bir ayette şöyle buyurmaktadır. Doğrusu bana ibadet etmekten büyüklenen müstekbirler cehenneme boyun bükmüş kimseler olarak gireceklerdir. Ayette bildirildiğine göre insanların birçoğu cehenneme gidecektir. Ve kimsenin de cehennemden kurtulmak için bir garantisi yoktur. Her insan için en büyük tehlike cehennemdir ve hiçbir şey bir insanın kendisini Cenab-ı Allah'ın dilemesi dışında sonsuza kadar sürecek olan cehennem azabından korumasından daha önemli değildir. Dünya üzerindeki hiçbir iş cehennemden kurtulmak için yapılacak işlerden önemli olamaz. Bu açık gerçeğe karşın insanların birçoğu bir tür sarhoşluk hali içindedirler. Kendilerine başka dertler bulurlar. Önemsiz bir konu için aylarca, yıllarca çalışırlar da kendileri için en büyük tehlike olan cehennemi düşünmezler bile. Ateş yanı başlarındadır ama bunu fark edemeyecek kadar kördürler. Bazı insanlar dünya hayatında kendilerine verilmiş olan süreyi detaylarla oyalanarak geçirirler. Kimisi işinde yükselmeyi, kimisi mutlu bir yuva kurmayı, çok para kazanmayı hayatının tek amacı haline getirmiştir. Bunlar
Cenab-ı Allah rızası için yapıldığında insana hem dünyada hem de ahirette fayda getirmesi umulan işlerdir. Ancak bir insanın hayatındaki tek amacının bunlar olması yanlıştır. Bu zihniyetteki kişiler önlerindeki büyük tehlikenin farkında değillerdir. Öyle ki bu kişiler için cehennem hayali bir kavram olarak kabul görür. Oysa cehennem söz konusu kişilerin şiddetle bağlandıkları bu dünyadan daha gerçektir. Dünya yok olacaktır ama cehennem sonsuza dek vardır. Dünyayı, evreni ve insanı eşi benzeri bulunmaksızın sayısız denge ve ayrıntı üzerinde kusursuz bir sanatta yaratan Cenab-ı Allah, aynı şekilde ahireti ve cehennemi de yaratmıştır. Ve cehennem azabını bütün müşrik, münafık ve kafirlere vaat etmiştir. Yaratılmış en kötü mekan olan cehennem, hayal gücünün alabileceğinden çok öte bir azap kaynağıdır. Bu azap, Cenab-ı Allah'ın şanına yakışır şekilde yaratılmıştır ve dünyada mümkün olan en büyük acılardan kat kat şiddetli acılar içerir. Allah'a karşı hayatını nankörlük ve isyan içinde geçiren kimse artık azabı hak etmiştir. Kendisini avutmak için öne sürdüğü safsataların hiçbir yararı olmayacaktır. Dünyadayken yaptığı taşkınlıklar, Allah'ın dinine karşı gösterdiği kayıtsızlık ve hatta hınç onu bu duruma düşürmüştür. İnkar edenler Cenab-ı Allah'ın huzurunda hesaba çekildikten sonra kitaplarını sol yanlarından alırlar. Bu an sonsuza dek içinde kalacakları, cehenneme sürülecekleri andır. Kafirler için hiçbir kaçış imkanı yoktur. Hazır bulundurulan milyarlarca insanın yarattığı mahşer kalabalığı kafirler için bir kurtuluş ya da gözden kaçma imkanı yaratmaz. Kimse bu kalabalığın arasına karışıp kendisini unutturamaz, kaybettiremez. Cehennem ehlinin her biri kendisi için görevlendirilmiş bir şahit, bir de sürücü melek de gelir. Sûra da üfürülmüştür. İşte bu tehdidin gerçekleştiği gündür. Artık her bir nefis yanında bir sürücü ve bir şahit de gelmiştir. Andolsun sen bundan gaflet içindeydin. İşte biz de senin üzerindeki örtüyü açıp kaldırdık. Artık bugün görüş gücün keskindir. Onun yakını olan ve yanından ayrılmayan melek dedi ki, İşte bu yanımda hazır durumda olan şey. Siz ikiniz ey melekler, her inatçı nankörü atın cehennemin içine. Hayra engel olan saldırgan şüpheci. Ki o Allah'la beraber başka bir ilah edinmişti. Artık ikiniz onu en şiddetli olan azabın içine atın. İnananlar için sonsuz güzellikler ve cennet hayatı. Hayır, siz dünya hayatını seçip üstün tutuyorsunuz. Ahiretse daha hayırlı ve daha süreklidir. Ayette haber verildiği gibi dünya hayatını ahirete üstün tutmakla Cenab-ı Allah'ın vaadine ve dolayısıyla Cenab-ı Allah'a yüz çevirmiş olmaktadırlar. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bu insanları bizimle karşılaşmayı ummayanlar, dünya hayatına razı olanlar ve bununla tatmin bulunanlar ve bizim ayetlerimizden habersiz olanlar olarak tanımlar ve bunların cehenneme gideceklerini haber verir. Elbette dünya hayatının eksikliği bu dünyada güzel şeylerin var olmadığı anlamına gelmez. Aksine Cenab-ı Allah dünyayı cenneti hatırlatacak pek çok güzel nimetle doldurmuştur. Fakat bu güzelliklerin yanına cehenneme ait olan eksiklik, çirkinlik ve kusurlar da katılmıştır. Dünyada imtihan ortamının hikmeti gereği cennet ve cehenneme ait güzellikler karışık ve bir arada bulunurlar. Bu şekilde müminler hem cennet hem de cehennem hakkında fikir edinir, hem de kendilerini dünyadaki kısa ve geçici yaşama kaptırmak yerine gerçek, kusursuz, eksiksiz ve sonsuz yaşam olan ahirete yönelirler. Cenab-ı Allah'ın kulları için seçip beğendiği yaşam da işte bu ahiret hayatıdır.
Ahiret, Kur'an-ı Kerim'de insanların gerçek ve ebedi yurdu olarak tarif edilir. İşte bu nedenle ahiret yurdunu kazanmak, yani cennete kavuşmak için ciddi bir çaba gerekmektedir. Cenab-ı Allah, inanan kullarına bunu emretmiştir. Rabbinizden olan mağfiret ve eni göklerle yer kadar olan cennete kavuşmak için yarışın. O, müttakiler için hazırlanmıştır. Cennetteki tarifsiz güzellikler. Takva sahiplerine vaat edilen cennet. Onun altından ırmaklar akar. Yemişleri ve gölgelikleri süreklidir. Bu korkup sakınanların mutlu sonudur. İnkar edenlerin sonuysa ateştir. Cenab-ı Allah huzuruna mümin olarak gelecekler için içlerinde ebedi olarak kalacakları cenneti vaat etmiştir. Cenab-ı Allah'ın vaadi ise şüphesiz ki gerçekleşmesi kuşku götürmeyen en kesin sözdür. Böylece kesin bir bilgiyle inananlar bu vaadin gerçekleşeceğinden asla kuşkuya kapılmazlar. Ve mümin olarak canlarını teslim ettikleri takdirde günahlarının bağışlanarak cennete kabul edileceklerini bilirler. Bir ayette şöyle buyrulur. Adın cennetleri onlarındır ki Rahman olan Allah onu kendi kullarına gaybten vaat etmiştir. Şüphesiz onun vaadi yerine gelecektir. En sonunda o beklenen an gelir. Bir müminin hayatı boyunca tefekkür ettiği, kavuşabilmek için dua ettiği ve layık olabilmek için var gücüyle çalıştığı yer, kalınacak yerlerin en hayırlısı ve Cenab-ı Allah'ın katındaki asıl varılacak güzel yerdir. Cennet, müminler için hazırlanmış ve onlara sunulmak üzere kapıları açılmıştır. Yaygın bir inanış olan cennetin sadece doğal güzelliklerden, yeşilliklerden ve akarsulardan ibaret olduğu fikri Kur'an'a dayalı değildir ve son derece yüzeysel bir düşüncenin ürünüdür. Elbette ki doğal güzellikler ve yeşillikler cennetin mükemmel nimetlerindendir. Köşklerin ve gölgeliklerin, bahçelerin içinde, pınarların yanı başında kurulmuş olması da ayrı bir güzelliktir. Ancak bu ve benzeri anlatımların hiçbiri cennetteki güzellikleri tarif etmek için yeterli değildir. Bir kısmı dünyadakileri andıran, bir kısmı ise daha önce hiçbir nefsin görüp bilmediği, çeşit çeşit inceliklere ve güzelliklere sahip olan cennetin nimet ve güzellikleri, tahayyül ve ifade sınırlarımızın çok ötesindedir. Bilinmelidir ki, bizim hayal gücümüzün ötesinde ve Cenab-ı Allah'ın sonsuz ilmiyle hazırlanmış birçok güzellik ve sürprizle cennette müminleri beklemektedir. Özellikle Rableri katında her diledikleri onlarındır. İşte büyük fazıl, nimet ve üstünlük budur. Ayetinde bildirildiği gibi, tüm doğal güzellikler de dahil cennetteki her şey, müminin kendi zevkiyle dilemesi neticesinde gerçekleşmektedir. Yani Kur'an-ı Kerim'de indirilmiş güzelliklerin ötesinde, kişinin hayal gücü, Cenab-ı Allah'ın izni ve lütfuyla cennette her türlü güzellik olacaktır. Cennetteki müminler. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve adın cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'tan olan hoşnutluksa en büyüktür. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Kur'an-ı Kerim'deki tarif, tasvir ve benzetmelerden ayrıca Bakara Suresi 25. ayette belirtildiği üzere cennet nimetlerinin dünyadakilere benziyor olmasından yola çıkarak cennetin nasıl bir yer olacağını ana hatlarıyla tahmin edebilmekteyiz. Biliyoruz ki Cenab-ı Allah müminleri kendilerine tarif edip tanıttığı cennete sokacaktır.
Böylece dünya hayatında da Cenab-ı Allah'ın izniyle cennete dair bilgiler edinmemiz mümkün olmaktadır. Ancak edinilen bu bilgi sadece Cenab-ı Allah'ın bize öğrettiği ve cenneti tefekkür etmemize vesile olan bilgidir. Bu bilgi cennetin tamamını tasvir ediyor diyemeyiz. Özellikle bazı ayetlerde dikkat çekilen çok önemli bir ayrıntı vardır. Bu da cennetin hayal gücünü harekete geçiren tasviridir. Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenler için lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar örneği bizlere cennetin insanların hayallerindeki biçiminden de öte bir yer olduğunu hissettirir. Bu ayet, insan ruhunda cennetin bir sürprizler mekanı olduğu izlenimini uyandırmaktadır. Başka bir ayette de Cenab-ı Allah cennetten bir şölen olarak bahseder. Ama Rablerinden korkup sakınanlar, onlar için Allah katında bir şölen olarak altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler vardır. İyilik yapanlar için Allah katında olanlar daha hayırlıdır. Cenab-ı Allah bu ayetinde cenneti bir kutlama yeri olarak tanıtmıştır. Bu kutlama, süresi, boyutları ve içeriği dünyadakilerin hiçbiriyle kıyaslanmayacak kadar görkemli bir kutlamadır. Ebedi hayatta bu tür şölenlerle ve buna benzer bitmek tükenmek bilmeyen nimetlerle sürekli meşgul olmak, yalnızca cennete özgü bir vasfı da beraberinde getirecektir. Yorulmamak. Kur'an-ı Kerim'de bu mükemmellikle ilgili olarak cennetteki müminlerin şöyle söyledikleri bildirilir. Burada bize yorgunluk dokunmaz ve burada bize bir bıkkınlık da dokunmaz. Bu yorgunluğa zihinsel yorgunluk da dahil olabilir. Dünyevi şartlarda insan bedenen zayıf yaratıldığından kolay yorulur. Yorulduğundaysa zihni bulanmaya başlar, dikkati dağılır. Sağlıklı düşünebilmesi zorlaşır, algılaması da zayıflar. Oysa bu durum cennette söz konusu olmayacaktır. Zihin, müminin Cenab-ı Allah'ın nimetlerini eksiksiz algılayabilmesi ve bunlardan zevk alabilmesi için her zaman açık, şuur keskin olacaktır. Dünyanın eksikliklerinden birisi olan yorgunluk hissi ortadan kaldırılacağı için müminlerin sonsuz nimetlerden aralıksız istifade edebilmeleri mümkün olacaktır. Alınan has kesintisizdir, bir nimetten diğerine geçiş olur. Unutulmaması gerekir ki cennetin en büyük nimetlerinden biri de cehennem azabından korunmuş olmaktır. Uğultusunu bile duymadıkları cehennemi görebilen, cehennem halkıyla konuşabilen müminler için tüm bunlar büyük şükür vesilesi olmaktadır. Dediler ki, biz doğrusu daha önce ailemiz, yakın akrabalarımız için de endişe edip korkardık. Şimdi Allah bize lütufta bulundu ve hücrelere kadar işleyen kavurucu azaptan korudu. Şüphesiz biz bundan önce ona dua, kulluk ederdik. Gerçekten o, iyiliği bol, esirgemesi çok olanın ta kendisidir. Cennette var olan nimetler göz kamaştırıcıdır. Cenab-ı Allah cennette insanın beş duyusuna olabilecek en büyük zevk ve lezzetleri tattırmaktadır. Ancak cennetin tüm bunlardan çok daha üstün olan en büyük nimeti Cenab-ı Allah'ın rızasıdır. Müminin Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanabilmiş olmasından dolayı hissettiği sevinç ve huzurdur. Dahası Allah'ın verdiği her şey için Rabbimizden razı olmanın, ona daimi bir şükür içinde bulunmanın verdiği asıl mutluluk.